Abla ismini hatırlayabilir misin? Evet. Ha. Diyor ki doktor amca beni taburcu yapsın. Göndereyim diyor. Göndereyim mi seni? Ha? Şimdi arasında yarısı yok. Onu zaten daha önceden konuşmuştuk herhalde seninle. Biliyorsun. Ama gül ya, çok güzelsin. Senin en sevdiğin çizgi film. Gülünce çok güzel oluyorsun ama. Bak bakalım bana. Yok yok, tamam. Dışında ben işim çıktı bilen mi? Birinci aşamada ameliyat oldu, biraz güzeldi herhalde. O zaman bin de olmuşa git. Çok güzel bir kız diye. Bu kadar güzel. Şimdi ikinci seansını yaptık. Maşallah çok iyi. Ela çok akıllı ya. Hem güzel bir kız Ela. Bu iki aşamalı ameliyatta ikisi de buraya inşallah. İnşallah. Bana dur bakar mısın? 6 gün sayılır. Burada yapar mı röportaj olsun? Annesiyle konuşabiliriz. Tamam. Ya da doğumdan bir hafta sonra işte çıktı. Kalbinde üfürüm var dediler. Sonra buraya işte geldik. Burada dediler gene yine aynı şeyi söylediler. Kalbinde üfürüm var dediler. Sonra işte kalbin üst tarafı akciğere giden damar kan pompalamıyor dediler. Onu ameliyat yaptı zaten Hakan Bey. İkinci ameliyatı yine de işte kalbin alt tarafını yaptı. Böyle damarı açtı, yapay damar yaptı. Ne sıkıntılar yaşıyordu? Morarıyordu işte, ağladığı zaman öksürüyordu. Hani çok çabuk yoruluyordu, sürekli başım ağrıyor diyordu. Şimdi nasıl peki? Şimdi çok şükür öyle bir şeyimiz yok yani, yorulmuyor. Hani başım ağrıyor demiyor. Ameliyatlardan sonra bayağı güzel. Hı-hı, güzel mi oldu yani, çok şükür oldu ya. Çok şükür. Ya güzel bir kız ya. Şimdi Elanur biz yaklaşık doğduğundan beri takip ettiğimiz bir çocuk. Daha önce morarma şikayetiyle tabii yanımıza geldi. Baktığımızda çocuğun kalbinin bir tarafının gelişmediğini gördük. Yani bir tarafının gelişmemesi şu demek, kalp iki bölümden oluşur. Bir kısmı var, bir kısmı yok. Ya da var olan kısım fonksiyonunu yerine getiremiyor demek. Yarısı işlevini yapıyor, yarısı işlevini yapmıyor. Evet. Bu doğuştan olan bir şey. Ve işte şikayetleri ne oluyor? Çocukların üfürüm olabiliyor ilk başta. Sonra yorulma olabiliyor. İşte morarma. En çok şikayeti morarma. Zaten doğduktan sonra o hemen yavaş yavaş belli olabiliyor veya daha sonra da ortaya çıkabiliyor. Böyle bir sıkıntısı vardı Ela'nın. Biz ilk ameliyatında biraz düzelttik. Şimdi de nihai ameliyatını yaptık. İnşallah bundan sonra da kalbin yarısı olmamasına rağmen hayatını rahat bir şekilde sürdürür. Şimdi kalp iki bölümden oluşuyor. Bir bölümü akciğere kanı pompalıyor. Diğer bölümü sisteme pompalıyor. Yani sistem dediğimiz beyin, kol, böbrek, diğer damarlara, işte ayaklarımıza. Şimdi Elanur'da akciğere pompalayan kalbin o kısmı yoktu. Onun yapacağı fonksiyonu biz direkt akciğere pompalamadan kanı bir kalbin içinde bir yöntemle önce boyun damarlarını akciğere yönlendirdik. Daha sonra yani üst kısım kanı hiç kalbe uğramadan direkt akciğere gidip temizleniyor, vücuda atılıyordu. Sonra da işte yeni bu ameliyatta da alttan gelen kanı da bir damar ekleyerek direkt akciğerlere yönlendirdik. Sonuçta hem vücudumuzdaki üst kısımdan, alt kısımdan gelen tüm kan hiç kalbe uğramadan direkt akciğere gidiyor. Akciğerden temizleniyor, sisteme atılıyor. Dolayısıyla Elanur'un kalbinin yarısı olmamasına rağmen morarması olmayacak. Hayatını rahat yaşayacak. İnşallah da uzun yıllar yaşayacak. Bunu yaşadıkça göreceğiz ama ne kadar yaşayacak onu kader bilir zaten. Yürümek istiyorsan yürüyebilirsin. Mersin'de. 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 Mersin'de.